Şeyda Öğretmen ile Elifba Harfleri Macerası başlıyor. Selamünaleyküm çocuklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Bugünkü harflerimiz S ve Ş harflerimiz. Tırtıkları var ve kuyruğu var. İkisinin de upuzun kuyruğu var. Kuyruk demişken başka neyin kuyruğu vardır? Bir düşünelim bakalım. Evet, hayvanların kuyrukları vardır. Peki ne işe yarar bunlar? Maymunlar ağaca asılmak için kuyruklarını kullanırlar. Bir nevi salıncak gibi bir şey yani. Veya kangurular zıplamak için kuyruklarını kullanırlar. Tavus kuşları ise o güzel kuyruklarını herkese göstermek için bir açarlar kuyruklarını. Herkes onları hayranlıkla izler. S harfimiz serçe kuşumuzun kanadına benziyor. Siz de benzettiniz mi? Ş harfimiz de şemsiyenin sapına benziyor. 3 tane de yağmur damlası düşmüş. Yağmur demişken yağmuru sever misiniz? Hadi sizinle S harfimizi bulalım. Ah, işte bulduk bile. Tırtığı var ve kuyruğu var. Şimdi de Ş harfimizi bulalım. Nerede? Nerede? İşte burada. S harfimizin yanında Ş harfimiz. Tebrik ederim sizi. Harikaydı. Harflerimiz bazen şapka takarlar ve başlarına bir çizgi gelir. Biz buna üstün diyoruz. S diye okuruz. 3 noktalı olan harfimiz Ş. Hadi siz de söyleyin. Bazen de ayakkabı giyerler. O zaman da altına çizgi gelir. Biz buna esre diyoruz. S diye okunur. Şi. Bazen de toko takarlar. Dudaklarımızı öne götürüp öpücük atıyormuş gibi sü deriz. 3 noktalı harfimiz ise şü. Hadi şimdi beraber okuyalım. S. Si, sü. Siz de söyleyin. Şe, şi, şu. Evet, işte bu kadar. Bu kadar basit. Tebrik ederim benden size. Kocaman kalpler. Harflerimiz yan yana sıra olurlar. Ve bazen ellerini açıp arkadaşlarının ellerini tutmak isterler. Kimi zaman sadece bir yanındaki arkadaşının, kimi zaman iki yanındaki arkadaşın elini tutmak ister. Beraber okuyalım. S. Ş. Sadece yanındaki arkadaşın elini tutmak istiyor. S. Şi, iki yanındaki arkadaşını da elini tutmak istiyor. Sü, şu, sadece bir yanındaki arkadaşın elini tutmak istiyor. Tebrik ederim. Alkış size. Oyun parkını sever misiniz? Sevmeyen çocuk yoktur bence. Hadi harflerimizi toplayalım. S. Daireyi takip edin. Kaydırağın tepesinde gördünüz mü? Şimdi de salıncaktaki harfimiz Ş. Şimdi de salıncağın tepesinde S. Ş. S. Ş.
S ve son harfimiz Ş. Bravo! Hepsini öğrendiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.